sosyete mantısı, 3 adet yufka, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yumurta. İç harcı için 1 adet kuru soğan, 400 gram dana kıyma, tuz, karabiber. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber. Yufkamı kenara alıyorum. Bir tane soğan rendeledim. Gözüm yanmasın diye kayıt dışı rendeledim. Şöyle bu kadar kıyma yeter. 400 gram tuz, karabiber. Bir güzel yoğuruyorum bunu. Günün videosu çok hoşuma gitti. Ailesini de tebrik ediyorum. Adacım Atatürk sevgisini böyle haykıra haykıra ne kadar güzel anlatmış. İzleyin. Ben senin ağzını yerim. Adacım, çok güzel söylemişsin. Tebrik ediyorum. Özgüveninden dolayı da tebrik ediyorum seni. Evet, böyle vıç 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 bol soğanlı. Şu sesi çok seviyorum mantılarda. Çiğ böreklerde illaki olması lazım. İç harcım. Tamam. Hemen şöyle devam edebilirim. Yufkamı açıyorum. Uğraşıp açtım. Gece hiç uyumadım, yufka açtım. Şöyle adı üstünde sosyete mantısı diyorlar. Hani öyle açmayı falan bilmeyenler için hemen böyle pit pit pit. Dörde bölüyoruz yufkamızı. Diğer mantıyla hiç alakası yok bunun lezzet olarak. İkisinde ayrı lezzetleri var. Normal mantı hiçbir şey değişmem. Ama bu da böyle çıtır börek sevenler için güzel bir alternatif oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Üçgenlerinizi bir tık küçültürseniz daha küçük mantılar oluyor. Ama bu böyle bir porsiyonluk benim çok hoşuma gittiği için hafif büyük tutuyorum. Alsın bir kişi, iki tane yesin, doysun. Yanmasın. Evet, bunun işi tamamdır. Recep çek. Vay arkadaş. Şunu hemen çay demleyelim. Zeynep'le şuradan şöyle keselim. Sunuma koymayalım. O kadar güzel oldu. Tamamız. Şekerler, tereyağımız var burada. Bir tane yumurta kırıyoruz içine. Hop. Karıştırıyoruz. Birazdan yemeğimi fırına atayım, sunumlarımı yapayım. Tülincim bizlerle birlikte olacak terapi köşemizde.
Tam mevsimi böyle havalar ne soğuk oluyor ne sıcak oluyor en de tehlikeli zamanlar tığ işi bir yelek gösterecek bize. Bence seveceksiniz. Fırınım zaten sıcaktı. Hemen gönderiyorum. Öndeniyorum. ...80 derece. Sarımsaklı yoğurt yapacağım. Üzerine böyle biberli bir güzel tereyağı yapacağım. Ondan sonra da size servis edeceğim. Haydi bakalım tarifi izliyoruz. Sonra sunumlar.